Merhabalar efendim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Lütfen kendinize bu salgın döneminde dikkat ediniz. Bir de sizden bir ricam olacak. Bu dönemde acaba dışarıdan herhangi bir şekilde destek aldınız mı? Vitamin ya da supplement kullandınız mı? Onu öğrenmek isterim. Yorumlarınızı bekliyorum. 2020 Mart ayı ile beraber dünyada salgın başladıktan sonra Amerika'da internette yapılan aramalar Özellikle vitamin ve destek ürünleriyle ilgili olan aramalar bu. Bu aramalarda gördüğünüz üzere büyük bir yükseliş görülmüş. Ve ilk sırada normal olarak beklediğimiz gibi bağışıklığı destekleyen ürünler yer alıyor. Hemen arkasından ikinci grupta inflamasyona yani iltihaba karşı olan ürünler görülmekte. Üçüncü sırada ise zindeliği, sağlığı arttıran ürünler aranmış ve bunda bir artış görülmüş. Arkasından 4 numaralı grupta anksiyete ve strese yardımcı olan ürünler görülüyor. Bunların hepsini tahmin edebiliriz. Ama şöyle bir farklı nokta var. O da şudur ki bir ürünün aranması düşmüş. O da uykuya yardımcı olan ürünler. Tabi bu dönemde insanın salgın psikolojisi eve kapanmaları ve onlarla ilgili olan sorunlar nedeniyle uyku bozukluklarını yaşadığı bir dönemde bu ürünün talebi neden düşmüş onu pek anlayamadım. Bu konuda sizin yorumlarınızı bekler. Hangi ürünlerin arandığı ile ilgili detaya baktığımız zaman ilginç birkaç nokta var. Bir kere en çok aranan ürün mürver olmuş. Bunun niye olduğunu açıkçası bilmiyorum. Hemen arkasından ise ekinesya, vitamin C ve vitamin D yer alıyor. Diğer sıralardaki vitamin B ve multivitaminler ve kalsiyumda ise önemli bir değişiklik olmamış. Mürverle beraber bu üçü başı çekiyor. Biliyorsunuz saplümentler ve vitaminlerin kullanımı bir soru işareti. Net olarak bir yararı belirlenmemiş durumda ama insanlar bunları seviyor. Sizlerin de kafasında olan soruyu başkanın COVID-19 danışmanı Dr. Fauci'ye Instagram'daki bir canlı yayın sırasında oyuncu Jennifer Garner sormuş. Biliyorsunuz artık canlı yayınlar Instagram'da yapılıyor. Acaba siz bir şey alıyor musunuz diye sormuş. O da demiş ki benim D vitaminim düşük o yüzden D vitamini alıyorum. C vitamini de 1-2 gram almanın günlük herhangi bir zararı yok. Zaten D vitamini düşüklüğü ile ilgili olan bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorum. C vitamini de genelde kabul gören bir ürün. Ama söylediğim gibi bu vitamin ve supplementlerin kesin bir yararı gösterilmemiş durumda. Ama modern tıpla beraber karşı tarafta yer alan grupta da bu ürünleri olan ilgi oldukça yüksek. Herkesin farklı bir bakış açısı var ama bu ürünleri sağlıklı yerlerden almak lazım. Korsan olarak üretilen ve size zarar verebilecek ürünlerden kaçırmanızı öneririm. Veya doğal olarak besin ve gıdalardan almak çok daha iyi. Efendim inşallah hayırlısıyla aşıyla beraber bu salgın yavaş yavaş ortadan kaybolur. Huzurlu ve sağlıklı bir yaza kavuşuruz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.